Yeni bir videodan herkese merhaba. Türkiye'nin en fazla Intercom inceleyen kanalında bugün Çin'den AliExpress üzerinden çok uygun fiyatlara satın almış olduğumuz V80 Intercom setini inceleyeceğiz. Öncelikle bu Intercom'un kutusuna baktığımızda her şey İngilizce olarak yazıyor. Alt kısımda özelliklerine yer verilmiş. HD ses kalitesi olduğundan bahsedilmiş. Bunu tabii ki inceleyeceğiz. Yine wireless 5.3 yani Bluetooth 5.3 teknolojisiyle gelirken uzun süre giden bir bataryaya sahip. Yine uzun süre müzik dinleyebiliyorsunuz. Bir su geçirmezlik sertifikası var ve HD mikrofona sahip olduğu yer verilmiş. Yine Android ve iOS cihazlarla uyumlu olarak çalışıyor. Bir ses temizleme özelliği olduğundan bahsedilmiş. Kutunun yan tarafına baktığımızda kasklara nasıl takacağımızdan bahsedilmiş. Yine kutunun arka tarafında bir uyarı metni yer alıyor. Kutunun diğer tarafında da kutu içeriğinden çıkan aparatlara yer verilmiş. Bunun alt tarafında da model ve marka yazıyor. Bu Intercom Çin'den bize geliyor. AliExpress üzerinden satın aldık. Fiyatını merak edenler için de şu an vergilerle birlikte 1000 TL'ye alabiliyorsunuz bu Intercom'u. Yine dolar kuruyla birlikte fiyatlar değişiyor. Bunu da belirtelim. Kutusunu açalım. Kutusunu açtığımızda şöyle bir kullanım kılavuzu bizi karşılıyor. Bu kullanım kılavuzu tabii ki Çince ve İngilizce muhtemelen. Hemen bakıyoruz. Evet, bir kısım İngilizce, bir kısım Çince olarak bir kullanım kılavuzu var. Bu Intercom'un en beğendiğim taraflarından biri böyle rengarenk oluyor. Renkleri değişebiliyordu. Ona da şimdi bakacağız hep birlikte. Kullanım kılavuzunu atıyorum bir köşeye çünkü kullanmayacağız muhtemelen. Evet, Intercom'umuz bu şekilde bizi karşılıyor. Şöyle bir turunculu Intercom çıkartalım. Intercom'u açmak için üzerindeki çok fonksiyonlu tuşa basılı tutuyorum. Ve Intercom açıldı. Şurayı görüyorsunuz rengarenk. Böyle farklı farklı renklerde yanıp sönüyor. Şu anda Bluetooth arama modunda muhtemelen telefonumun bağlantısını bekliyor. Alt tarafına baktığımızda iki tane Type-C girişi koymuşlar. Bu bana çok saçma geldi. Hani muhtemelen kullanıyorken aynı zamanda şarj edebilmek için bu iki tane giriş. İşte bir tanesini kapatabiliyorsunuz su girmemesi için vesaire. Buraya da kulaklıklar takılıyor muhtemelen. Arkada bir mikrofon işareti var. Üst tarafta da yine iki tane tuş var. Böyle her tarafından tuş fışkırmış Intercom'un. 1, 2, 3, 4, 5 tane tuş var toplamda. Arka tarafında herhangi bir şey yok zaten. Intercom'u kaskımıza oturtmamız için gerekli yerler var. Şu anda buna da bastım. Bu da Intercom arama tuşu da sanırım yanıp sönmeye başladı. Kutu içeriğine bakalım neler çıkıyor. Önce bir tane şarj aleti çıkıyor. Şarj kablosu çıkıyor. Type-C olarak. Bu zaten artık standartlaştı. Şöyle kablolar karma karışık geldi. Tek bir mikrofon geliyor. Bunu sizin seçmeniz gerekiyor satın alıyorken. Eğer full face kaskınız varsa ona uygun mikrofonu, yarım kaskınız varsa da ona uygun mikrofonu seçmeniz gerekiyor. Ben yarım kask için olan mikrofonu seçmişim muhtemelen. Çünkü bunu full face kaskta da biraz uğraştığınızda kullanabiliyorsunuz. Şöyle kulaklık girişine bakalım. Gayet güzel duruyor. Ama kulaklıkların böyle cumbullop kutuya konulması çok hoşuma gitmedi açıkçası. Hani bir poşete vesaire koyabilirdiler. Yine diğer aparatlara bakalım. Kaskın içine yapıştırmamızı sağlayan çıt çıtlar geliyor. Şöyle bir bağlantı aparatı geliyor. Bu biraz saçma geldi bana böyle. Burada mandallar falan filan var. Bakacağız kaskı nasıl takılıyor. Muhtemelen şöyle yapacağız. Kaskın yanına burayı ittirmemiz gerekiyor ama bu mandallar altta kalacak. Saçma ve garip geldi bana açıkçası. Bir bakacağız buna da tekrar. Şurada bir şey daha var. Bir garanti sertifikası yollamışlar. Yine şu aparatı sanırım kask bağlantı aparatını kaskımıza yapıştırmamıza yarayan bir yapışkan da geliyor. Bu yapışkan da öyle biraz şey olmuş tabii fiyatına göre normal çıkmış falan. Çok uygun fiyatlara aldığımız için böyle şeyleri artık görmezden geleceğiz. Kutuyu da atalım kenara. Aslında kutu içerisinden çıkan şeyler bu kadar. Bu Intercom'un dediğim gibi en sevdiğim tarafı şu renkleri oldu. Böyle yanıp sönüyor. Rengarenk bir şey var. Hani RGB kasalar olur ya o şekilde yanıp sönüyor kaskın üzerinde. Hatta ışıkları kapatalım göstereyim size. Hani ışıkları kapattığımızda da bu şekilde görünüyor. Öyle yanıp sönüyor. Şimdi bu Intercom müzik performansına, ses performansına bakacağız tabii ki ama önden özelliklerinden bahsetmem gerekirse Bluetooth 5.3 teknolojisi de geliyor. İçinde 1000 mAh'lik bir batarya olduğu söyleniyor. Yazıyor yani kutu üzerinde. Ve 32 saate kadar kullanım gerçekleştirebiliyorsunuz bu bataryayla. Yani hiç şarja takmadan 32 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Günlük bir kullanıcıysanız yaklaşık 2 hafta, 3 hafta boyunca bu Intercom'u rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bununla değinmiş olalım. Bu Intercom'un Intercom özelliği var.
Ama şöyle var, yani orada bir ama var. 500 metreye kadar var. Yani çok kısa bir mesafede. 500 metrede şehir içindeki sinyal kirliliğinden dolayı yarı yarıya düşecektir. Yani 200-300 metre çekecektir. Hani bu interkomu alıp interkom olarak kullanmak çok mantıklı değil. Sadece müzik vesaire dinliyorsanız veya sadece arkadaşınızla konuşmak istiyorsanız bu interkomu almak evet mantıklı. Çünkü arkadaşınıza bağlandığınızda arkanızda hani bir uzaklık yok. O yüzden rahatlıkla çalışacaktır. Hani buna benzer bir interkom da Vaxin markasının da vardı. Vaxin T2'ydi yanılmıyorsam. Hani onda da mesela böyle 50 metre falan çekiyordu. Bu yine 500 metre falan çekiyor. Böyle çok yakın sürüş yapıyorsanız kullanabilirsiniz interkom olarak. Ama genel olarak müzik dinlemek ve telefon görüşmelerini yapmak için tasarlanmış V80 2X. İsmi de böyle garip. Hani herhangi bir markası yok. Direkt V80 olarak geliyor. Sanırım bu da modeli yani. Ama tuşları biraz kalabalık olmuş. Yani arkadaki şu tuş ne işe yarıyor, öndeki tuş ne işe yarıyor. Hepsine zaten şimdi bakacağız. Şimdi geçelim telefonumuzu bağlayalım bakalım ses performansı nasıl. Şimdi telefonumda Bluetooth'u açtım. Interkomu da açıyorum. Interkomu açtığımda direkt Bluetooth arama modunda açılacak. Zaten yanıp sönmeye başladı. Aygıtlara gelecektir muhtemelen şimdi. İsminde bir karmaşa var ondan bahsedeyim. Yani benim aldığım satıcının ilanında, ilan başlığında V80 olarak yazıyordu. Bluetooth'umu bir kapatayım açayım. Tekrar arasın. Aldığım satıcıda V80 yazıyordu ama şimdi Bluetooth aygıtlarına baktığımda Y80 olarak görünüyor. Y80 2X deniyor. Orada bir isim karmaşası var. Hani V80 mi Y80 mi karmaşık. Markası da Kunlife'miş. Aslında Kunlife diye de hiçbir yerde yazmıyordu benim satın aldığımda. Herhangi bir marka ismi yazmıyordu. Interkomum bağlandı. Şimdi ses kalitesine bakalım sesi nasıl çıkıyor. Evet, ses kalitesine baktığımızda hani öyle çok kötü bir sesi yok. Çok çok iyi bir sesi de yok ama parasına göre bence idare edebilecek bir sesi var. Hani HD ses kalitesi demişler ama HD olduğuna çok fazla inanmıyorum açıkçası. 90'lardan sonra 90 km hızların üzerine çıktığımızda çok sağlıklı çalışacağını sanmıyorum bu interkomun. Ses kalitesine baktığımızda bence geçer notu alır. Fiyatına göre geçer notu alır. Fonksiyonlarına baktığımızda şimdi telefonumu açayım. Bu tuş müziği durduruyor ve devam ettiriyor. Şimdi Bluetooth teknolojisi olarak da 5.3 demiştim ama Bluetooth 5.3 olduğunu da gerçekten Bluetooth 5.3 olduğunu da sanmıyorum. Çünkü bak basıyorum. Şimdi tepki süresine baktığımda Bluetooth 5.3 ise hani anlık böyle alması lazım. Milisaniyelik gecikerek. Ama bastığımda böyle saniyelik gecikmeler var. Şimdi diğer tuşların kontrollerine baktığımda eksi tuşu müziği bir önceki müziğe dönüyor. Artı tuşu da bir sonraki müziğe geçiş yapıyor. Artı tuşuna basılı tutarsam da ses seviyesini artırıyor. Eksi tuşuna basılı tutarsam da ses seviyesini azaltabiliyorum. Buradaki tuşlar bu şekilde çalışıyor. Şu arkadaki tuş da sesli asistanı açmamıza yarıyor. Arkadaki tuşa tıkladığımda telefonumdaki sesli asistan aktif hale geliyor. Bu da güzel olmuş. Yani tek tuşla sesli asistanı aktif edebiliyoruz. Öndeki tuşu da zaten interkom bağlantısı için kullanacağız. Şimdi iki interkom birbirine bağlayalım. Bağlantısı nasıl ona da bakalım. Şimdi diğer interkomum da kutu içerisinden böyle çıktı. Şu arkadaki bantlar falan kalitesiz duruyor yani açık konuşmak gerekirse. Bunun mikrofonunu da ben full face kasklara göre almıştım. Diğerinin mikrofonu da yarım kasklara göreydi. Ama bunun böyle hoparlör kalitesi biraz daha dandik geldi bana açıkçası. Şimdi bu interkomumu da açacağım ve ikisini birbirine bağlamayı deneyeceğim. İnterkom tuşuna bir defa tıkladım. Böyle farklı bir şey söylüyor. Onu da size dinleteyim. Şimdi iki interkomumu da açtım. İkisinde de bu renkli ışıklar yanıp sönüyor. İkisinde de bu interkom bağlantı tuşlarına arda arda tıklıyorum. İkisi de yeşil oldu. Yeşil yanıp sönüyor. Bir süre sonra birbirini bulacak. Arama moduna girdi. Evet, sabit şekilde yeşil yanıyor. Şu anda birbirine bağlandı. Hemen sesi deneyelim hatta. Şu interkomu ben alayım. Evet, Evet, şu şu anda anda masadan masadan uzaklaştım. uzaklaştım. Diğer Diğer interkomdan interkomdan konuşuyorum. konuşuyorum. Beni Beni diğer diğer interkomdan interkomdan duyuyorsunuz. duyuyorsunuz. Şu an masadan bayağı uzaklaştım. Beni birinci interkomdan duyuyorsunuz. Evet, iki interkom arasındaki bağlantı da bu şekildeydi. Interkoma genel olarak baktığımızda ses kalitesi idare edebilir düzeyde. Bağlantısı da yine
200-300 metreye kadar idare edecektir şehir içindeki değerlerden bahsediyorum. Hani kitapçık üzerinde yazan değer 500 metrelik bir değer yazıyor. Ses kalitesi de fiyatına göre bence iyi. 1000 TL'lik bir fiyatı var. Vergiler dahil her şey birlikte 1000 TL'ye geliyor bu intercom size. Ses kalitesi de idare edebilir. Telefonla vesaire de rahat şekilde görüşebiliyorsunuz. Ancak 90-100 km üzeri hızlara çıktığınızda ses kalitesini muhtemelen almayacaksınız. Kaliteli bir şekilde almayacaksınız. Müzikte ne deniyor anlamayacaksınız. Zaten fiyatı da ucuz olduğu için bunu göz ardı etmeniz gerekiyor. Hani küçük CC kullanan arkadaşlar bu interkomu tercih edebilirler. Renkleri vesaire güzel, tasarımı güzel. Kutusu da böyle minimal ufak bir kutuyla geliyor zaten size. Kutu içeriğini çok fazla beğenmedim. Hani bu interkomun kulaklıkları mesela güzel ama diğer full face kasklar için olan mikrofona sahip kutuda da biraz daha özensizdi bence kutu içeriği. Şundan da bahsedeyim. Bu mikrofon vesaire bozulduğunda tamamen bu seti değiştirmeniz gerekiyor. Bazı interkomlarda mesela böyle tak çıkartlı oluyor. Çıkartıyorsunuz. Sadece mikrofonu değiştirmeniz yetiyor. Yani kulaklığına baktığımızda tamamen seti değiştirmeniz gerekiyor. Herhangi bir tak çıkart yok. Zaten kaskınızın özelliklerine göre bir mikrofonla birlikte alıyorsunuz. Hani bu içinden iki adet mikrofon çıkmıyor. Onu özellikle belirtelim. Tek mikrofon çıkıyor. Şundan da bahsedeyim. Ben bunu universal olarak başka cihazlara da bağlamaya çalıştım ama başarılı olamadım. Sanırım sadece kendi arasındaki cihazla bağlanıyor. Zaten kitapçık üzerinde de şöyle göstereyim. Sadece kendi interkomuyla bağlantısını göstermiş. İki interkom arasındaki bağlantıyı göstermiş. Universal nasıl bağlanıyor ondan bahsetmemişler. Yine çağrıyı açıp kapatabiliyoruz. İşte sonlandırabiliyoruz vesaire, müziği durdurabiliyoruz. Zaten bunları da göstermiştik, denemiştik. Böyle resimde de bir kullanım kılavuzu var. Genel olarak anlatmışlar neyin ne olduğunu. İntercom'u İngilizceye de çeviremedim ben. Çince olarak konuşuyor. Bir şeye basıyorum böyle bir şeyler diyor. Çok da anlamadım. İçindeki dilden dolayı çok anlamadım. Hani ben bunu alırım, sadece müzik dinlerim, durdururum, devam ettiririm. Telefonla görüşürüm, bana yeter diyorsanız tercih edebilirsiniz. Onun dışında diğer özellikleri kullanmak istiyorsanız vesaire daha iyi bir şey almanızı öneririm. V82X Intercom'da bu şekildeydi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kalın sağlıcakla.